23 yıl sonra Ankara'nın karanlığını söndüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la birlikte Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel sizlere saygıyla, sevgiyle selamlar etmiştir. İkinci yüzyılın lideri Cumhuriyet Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel. İlken güzellik güzel en iyi hak eder. Günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Bir hafta sonu erken saat, soğuk bir hava ama sımsıcak bir Esimeskut, sımsıcak bir Bağlıca. Hepinize merhaba, merhaba, merhaba. Büyük bir heyecan var. 31 Mart yaklaşıyor. Yoğun bir program içindeyiz. Saat 2'de Zonguldak'ta miting programım var. Oraya gidiyorum. Ancak Etimeskut'ta, Bağlıca'da böyle bir halk buluşması, iki adayımızla Bağlıca'nın güzel insanlarının yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanlarının buluşması var dediler. Gelip bir selam vermek istedim. Bu seçim her yerde çok önemli. Ancak Ankara'daki önemi bambaşka. Etimeskut 5 yıl önce Mansur Başkan'a verdiği oyu sonuna kadar helal ediyor. Çünkü Mansur Başkan parti ayırmadan, hiçbir ayrımcılık yapmadan, yoksulun hiçbir ayrımcılık yapmadan, esnafın hiçbir ayrımcılık yapmadan, emeklinin hiçbir ayrımcılık yapmadan, işsizin koluna giren, ona destek veren, arkasında duran halkçı bir belediyecilikle bütün Ankara'nın gönlünü fethetti. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz. Mansur Başkan'ı ben Ankara'da anlatmıyorum. Mansur Başkan'ı Türkiye'nin dört bir yanında. Ege'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Güney'de, Trakya'da Mansur Başkan'ı anlatıyorum. Yaptıklarını, pandemide yaptıklarını, nasıl gönülleri fethettiğini ve her yerde söylediğimi burada tekrar etmeme gerek var. Mansur Başkan 31 Mart seçiminde Türkiye rekoru kıracak. Türkiye rekoru. Mansur Başkan, Mansur Başkan, Mansur Başkan, Mansur Başkan, Mansur Başkan. Ama sadece Mansur Başkan'ın seçilmesi yetmiyor. Çünkü çok şey yapmak istiyor ama Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk olmayınca elini kolunu bağlıyorlar. Büyük mücadele ediyor. Mazeret bilip de hizmet edemiyorum, ne yapayım demiyor. Ama bu kadar işi belediye meclis çoğunluğu yokken yapan Mansur Başkan, belediye meclis çoğunluğunu aldığında destan yazacak, destan, destan yazacak. Bunun için çok önemli bir işimiz var. Sadece Büyükşehir Belediyesi'nde değil, ilçe belediyesinde ve belediye meclisinde çok güçlü olmamız lazım. Güçlü olmak için ne lazım? Güçlü bir aday lazım.
geçmişiyle güçlü, halkın bildiği, tertemiz, çalışkan, enerjik, gençlerin sevgilisi, her yaştan gençlerin sevgilisi, hepimizin sevgilisi Erdal Beşikçioğlu burada. Bu Erdal Başkan'ı sevmeyen yok. Bir tek sorunumuz var. Anket yapıyoruz. Ankette önde çıkıyor ama anketörler diyor ki ya çok daha yukarıda çıkacak ama soruyoruz. Yok kime oy vereceksin diye. İsimler bitiyor. Teyze diyor ki ben valiye vereceğim. Valiye diyormuş. Ya da gençler diyormuş ki ben Behzat abiye vereceğim. Bunların hiçbirine vermeyeceğim. Şimdi hepimizin bir görevi var. Hepimizin. Erdal Beşikçioğlu'nu gençler, yaşlılar, her yaştan gençler ve toplumun tüm kesimleri çok seviyor. Ancak onun ismini herkese ezberletmek hepimizin görevi. Erdal Beşikçioğlu'nu şöyle söyleyin. O polis akademisinden mezun komiser değil, Beşik'ten komiser. Beşik'ten hatırlasınlar onu. Beşikçioğlu'nu hatırlasınlar, oy versinler. O da Edimeskut'ta çok önemli işler yapacak. Onu sevmeyen yok. Toplumun tüm kesimleri seviyor. Geçmişte Güneydoğu'da bölgede çok önemli görevler yapmış. Toplumun tüm kesimleri seviyor. Güneydoğu'dan buraya gelmiş vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız o dönemde yaptığı hizmetlerden dolayı seviyorlar. Sosyal demokratlar seviyor, milliyetçi demokratlar seviyor, muhafazakar demokratlar seviyor. Ankara'nın, Edimeskut'un bütün demokratları Erdal Başkan diye 31 Mart'ı sabırsızlıkla bekliyor. Burası adını Ahi Mesut'tan alan, Atatürk'ün 1928'de geldiği ve buraya bir numune köy, örnek bir köy inşa edelim dediği, gelişmesini takip ettiği bir yer. Atatürk, Edimeskut'un bugünlere gelmesinin talimatını ilk baştan verdi. Şimdi hep beraber Atatürk'ün emanetine sahip çıkma zamanı. Edimeskut'u geride bıraktılar. Edimeskut'u mahzun bıraktılar. Yolun bir tarafı gelişmiş, bir tarafı mahzun. Herkes Çankaya'ya gidiyor hafta sonunda gezmeye, eğlenmeye. O taraf canlı, bu taraf zayıf kalıyor. Aradaki fark buraya belediyeciliği bilen, yönetim kabiliyeti yüksek, kendisi enerjik, buraya üniversite öğrencilerinin çekim merkezi haline getirecek yatırımları yapacak, yurtlar yapacak, kreşler yapacak, gençleri buraya toplayacak ve Edimeskut'u cıvıl cıvıl, kıpır kıpır bir ilçe ve burayı bir cazibe merkezi haline getirecek bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. O anlayışta Erdal Başkan da var. En büyük destekçisi Mansur Başkan da var. Mansur Başkan! Mansur Başkan! Mansur Başkan! Mansur Başkan! Mansur Başkan! Mansur. Burada Mansur Başkan'a mikrofonu bırakıp ben Zonguldak'a gideceğim. Ama giderken şunu söyleyeyim. 31 Mart seçimlerinde biz iyi yönetime oy istiyoruz. İyi insanlara oy istiyoruz. Biz 31 Mart seçimlerinde bundan sonra Edimeskut'un yüzünü güldürecek, uyumla çalışacak bir ikiliye oy istiyoruz. Bundan sonraki dönemde artık hem Bağlıca'da
hem Etimesgut'ta bir ezber bozulsun istiyoruz. Bunun için elbette sosyal demokratlardan oy istiyoruz. Muhafazakar demokratlardan oy istiyoruz. Milliyetçi demokratlardan oy istiyoruz. Yakasında güneş olan ya da yakasında olmasa gözü güneş gibi parlayan iyi insanlardan oy istiyoruz. Biz Etimesgut'ta Türkiye İttifakı'ndan oy istiyoruz. Türkiye İttifakı Cumhur İttifakı'nın yani korkutan, tehdit eden, şantaj yapan korku ittifakı Cumhur İttifakı'nın aksine iyi insanların, güzel insanların, yüreğinde vatan sevgisi olan, Atatürk sevgisi olan insanların, çıkar peşinde koşanların değil, vatanın çıkarını, kendi çıkarının önüne koyanların, birilerine arsaları peşkeş çekmek yerine Ankaralı'nın hizmetine sunanların iktidarı artık gelsin istiyoruz. Ve bundan sonraki süreçte biz Türkiye İttifakı olarak renklerimizi ay yıldızlı al bayraktan alıyoruz. Türkiye İttifakı'nın renkleri kırmızıyla beyazdır. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük. Çünkü milli takım gol attığında kim seviniyorsa Türkiye İttifakı'ndadır. Filenin sultanları şampiyon olduğunda İstiklal Marşı okunurken kızlarımızla birlikte kim ağlıyorsa Türkiye İttifakı'ndadır. Ayrımız gayrımız yok. Bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden yana olan, içinde insan sevgisi olan, vatan sevgisi olan, yaşadığı bütün sıkıntılardan kurtulmak için gün sayan, yeter artık diyen, biraz da halkın sesi duyulsun diyen, artık rantçı belediyecilik yerine halkçı belediyeciliğin sırası geldi diyen tüm Bağlıcalılardan, tüm Etimesgutlulardan her iki adayımıza da sahip çıkmalarını bekliyoruz. Adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Genel Başkanım, sizi bırakmadan önce Etimesgut Belediyesi Meclisi adayımız Sayın Metin Akyüz'ün sizlere bir Ankara Gücü forması takdim olacak. Kendisini buraya davet ediyoruz. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya... Bütün bayrakları bir kaldıralım Etimesgut. İkinci yüzyılın lideri, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i Ankara'nın coşkusuyla Zonguldak'a en büyük alkışlarımızla yolcu ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, siz saygıdeğer Etimesgutluları sevgiyle selamlıyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye, coşkuya teşekkür ediyor. Ülkem güzel mi güzel? Değişimin yüzyılı.